Sevgili izleyenler, biliyorsunuz programlarımızda artık mahallelerimizi gezmeye başladık. Sevgili Alev Döşemedi bir mahallesine gelmişti ve burada dolmuşlarla alakalı, birinci hat dolmuşlarıyla alakalı bir sıkıntı olduğu söylenilmişti. Hemen sonrasında mahalle muhtarımızı programımıza konuk olarak almıştık, Sayın Musa Keskin'i. Küçük bir sorun olduğunu ama sorunu bir şekilde halledilmek üzerine olduğunu kendisi belirtmişti. Biz de konuya istinaden birinci hat dolmuşlarının başkanı Sayın Mahmut Pak Bey'le birlikteyiz. Kendisiyle sohbet edeyde geldik. Bir anda gittik aslında yanına. Biz geliyoruz dedik ve gittik, hemen kabul etti bizi. Kendisiyle yol esnasında konuşurken bize şunu söyledi ki, biz Ordu'nun 19 ilçesinde, ki Ordu da dahil, görülmemiş bir hizmet veriyoruz dedi. Bizim orada araç çağırabilirsiniz diye bıraktığımız telefon numaralarımız var. Vatandaş çarşıya inmek istediği zaman bize bu telefonlardan ulaştığında biz buraya taksi servisi gibi hemen araç gönderebiliyoruz dedi. Konuyu sınavdan kendisinden de görüş alacağım. Döşemedi bir çeşme üstü durağı olarak belirttiğimiz bu durağı 2017 yılından bu yana aralıklı hizmet verememizdeki kasıt, durağımız Fevzi Çakmak tarafında yeni yapılan Kız Meslek Sesi'nin oraya taşındı. Son durağımız. Ama bizim güzergah içerisinde olduğu için sabah saat 7.25'ten akşam saat 5.30-6'lara kadar buraya 45 dakikada bir araç gönderiyoruz. Yani boş dolu bir imkan. Buradaki vatandaşlardan bir tanesi aynen şu ifadeyi kullanmış. Benim iki tane çocuğum var. Meçhul askerde okuyorlar. Sırf onlar için buraya sabah özel araç geliyor şeklinde. Siz de zaten aynısını yorumladınız. Bir sorun daha var. Güzergah dışına çıkılıyormuş. Bunu müşteri ekstra talep ediyormuş. Siz kırmayıp gittiğiniz dönemlerde oluyormuş. Bazen gitmediğiniz dönemlerde oluyormuş. Burası neresidir? Orayı da görebilir miyiz? Burası bu yolun üst tarafı. Yani aşağı yukarı 5-600 bir kilometre var yok. Bir üst tarafta. Yani, bir tane daha aşağıda var herhalde. O bizim güzergahımız dışında, bu ikisileri de güzergahımızın dışında. Yani bizim güzergahımız hat olarak burada bitiyor. Gürecülü. Yani bu insanların taksi kültürünün gelişmediği zamanda, yani bundan 25 sene önce kuruldu burası. 25 yıl önce taksilerin çokluk olmadığında, insanların mağdur olmaması gaydesiyle zamanında yapılmış işte bir hizmet. Alışkanlık haline mi? Alışkanlık haline gelmiş. Ha, benim güzergahım değil ama hani bindi, saat gece oldu veyahut da hani o anda binmesi gerekti, gitmesi gerekti, binmiş oldu. Mesela çarşıda bindi adam, gidemeyeceği, yani aklına geldi işte, ya kardeşim ben gidemem ama dolmuştan da inemem, beni bırakır mısın dediğinde bırakılan yer olarak tabir edilmiş, alışılığa gelmiş ama taksiyle aynı ücret tarifesine getirilmiş, yani binmemesi için. Çünkü Ünye'de hizmet veren taksilerimiz var, biz onlar için yani bu hizmeti yapmıyoruz. En son yolcuyu nerede bıraktınız? En son yolcuyu şu aşağıdaki mahalle, şurada 200 metre aşağıda bıraktım. 200 metre aşağıda bıraktınız. Şimdi buraya geldiniz, buradan dönüyorsunuz. Evet. Ve şu anda gidiyorsunuz, durağa gidiyorsunuz. Arınbaşı'na gidiyorum. Oraya gidiyorsunuz. Peki bu boş gelip gitmelerde yaklaşık kaç kilometre yol kat ediyorsunuz? Akşama kadar, yani şu köprüden buraya bir 3 kilometre desem, gidiş geliş 30 kilometre. 30 kilometre. Evet. Sürekli araç geliyor yani. Evet, devamlı.